Gel benim canım Ece, gel. Aslan da pamuklara sardık kedimizi. Ama bir sebebi var. Dandini dandini dastana. Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok bombastik bir haberimiz var, bir müjdemiz var. Arkadaşlar sen... söyle. Niye? Kim söylesin? Hemen söyle mi? Birazdan, çünkü daha belli olan bir şey yok arkadaşlar. Tarçınımızı biz şimdi niye böyle pamuklara sardık? Niye böyle bebeksi bir bakışımız var buna? Neden acaba? Çünkü çok özel günlerini yaşıyor tarçın. Sanıyorum bizim minik tarçınımız... hamile. Olabilir. Olabilir. Evet. Tam net bir şey yok arkadaşlar. Fakat çok ciddi hamilelik belirtileri yaşıyor bu minik prensesimiz. Galiba anne olmaya hazırlanıyor. Sürekli bir uyku halinde, karnı böyle hafif bir şişmeye başladı ve memeleri tombullaşmaya başladı arkadaşlar. İştahı açıldı. Evet, rengi de koyulaşmaya başladı memişlerimizin. Bir bakalım mı Lina memişlere? Bakalım. Hadi gösterelim mi karnımızı? Ay. Kuzum. Şimdi veterinere götüreceğiz. Hamile mi ve kaç tane bebeği olacak onu öğreneceğiz. Ay ay, dönmek olmuyor. İstemiyor. Oy, ay bak 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 mimikleri. Ay, gördünüz mü? Karnımız da birazcık tombullaştı. Şimdi veterinere gidiyoruz. Annesinin belirtileri de böyleydi. Pamuk Dori'nin kızı ya bu arkadaşlar. Pamuk Dori'nimiz de 5 tane doğum yapmıştı. Onun belirtilerinin aynısını yaşayınca dedim kesin hamile bu. Sürekli olarak uyuyor. Oyun oynamayı bıraktı. Hiç keyfi kalmadı. Böyle sadece okşanmak ve sevilmek istiyor. Dorin de öyleydi. Eğer ki olursa babamızı zaten söylememe gerek yok. Evimize bir dev kedi geldi videosu çekmiştim ya arkadaşlar. Babası da ne yakışıklı babaydı ama. Değil mi Lina? Chucky. Eğer ki yavrularım olursa bizim inşallah babasına benzer. Tabii annesi de çok güzel, dünya güzeli ama babamız da çok yani acayip yakışıklıydı değil mi Lina? Ay anne. Red Point'ti onun cinsi. Gözler mavi, kulaklar, patiler ve kuyruğu da renkli oluyor onların arkadaşlar. Kendisi de beyaz. Evet aynen. Şimdi arkadaşlar sizden de bunun yorumunu bekliyorum. %90 hamile bence zaten. Bence. Tahminlerinizi alalım. Taner? Bence de. Sence? Bence de. O zaman kaç bebeği olacak? Tahminlerimizi alıp iddiaya giriyoruz. Ben söyleyeyim. Konuştuk aramızda. Konuştunuz mu? Evet. Vay. 4. 4 diyorsun. Ben Taner. 6. 6. Bana da 5 kaldı. Taner zaten komple yandı. Çünkü ilk doğumunda 5'ten fazla doğurmuyorlar diye biliyorum. Olmaz. Annesi 5 tane doğurmuştu. Bu da annesine çekmiştir. 5 tane doğurur. Ama 4'e de içim böyle şey oluyor. Sanki 4 olacakmış gibi bir hissiyatım var. Olmaz. Daha şimdiden arkadaşlar biz hamile mi değil mi anlamadan kedileri paylaştırdık bile. Bir tanesi şimdi kesin olarak bizde kalacak. Babasına benzeyen doğurursa o zaten kesin benim. Kesin yani. Bir tanesi Efe ile İrem'e vereceğiz. Biliyorsunuz Lina'nın kuzenleri. Bir tanesini babasını... Babalık hakkı var. Chucky'ye vereceğiz. Bir tanesini de Emir'e vereceğiz. Emir ve Atlas var. Yine Lina'nın kuzenlerinden. Bir tane daha olursa artık onu da bilmiyoruz. Ne yaparız? Birini de benim arkadaşıma vereceğiz. Bir de o vardı. Evet. Bir tanesini de Taner'in arkadaşına verecekmişiz. Evet. Şimdi Tarçın hazır mısın kızım? Bir de yalancı gebelik de olabiliyormuş. Biz bunu Dorin'i ultrasona götürdüğümüzde söylemişlerdi. Hatta Pamuk Dorin hamile kalmadan önce yalancı gebelik geçirmişti. Hiçbir şey yokken memeleri şişip süt çıkıyordu. Biliyor musunuz onu? İzleyen arkadaşlarım bilirler de. İzlemeyenler de izleyebilirler. Pamuk Dorin hamile mi gibi bir başlık atmıştım galiba. Gerçekten memelerini sıktıkları zaman süt çıkıyordu. Kendini hamile zannediyordu. İnşallah bu da bizi kandırmıyordur öyle. Aa. Yalancı değil değil mi kızım? Yalancı değil. Gerçek istiyorum. Torunlar bekliyorum. Hadi gidelim. Hadi. Anne onu öyle almayalım bence. Şöyle götürelim ve hayvanın hadi rahatını götüreyim. Bozmayalım. Doğru. Hadi gel bakalım Tarçın Hanım. Lina'nın montuyla gidiyor. Pamuklara sardık kedimizi. Hemen onu güzelce... Çok hafif bir şekilde şöyle... Sallamayın korkuyor. Yok canım korkmuyor. Baksana çok keyfi yerinde. Ooo kafasını da koluna soktu. Bak kol ya. Bak oraya... Kız ne yapıyorsun? Oradan aşağıya boğulursun. Boğulmaz anne boğulmaz. Hadi gidelim mi kızım? Hadi, hadi gel. Gel benim fıstık hemen kızım. Hemen onu önüne bırakalım. Ben koyayım anne. Tamam sen gel benim prensesim. Tombilleşmiş. Çok narin. Ay sen anne mi olacaksın? Gel kızım gir bakalım. Pamuk Dorin doğum yaptığında ona bir söz vermiştim. Doğum hediyesi olarak puset alacağım demiştim. Bebeklerini arabayla gezdireceğiz demiştim. Fakat kışa gelmişti. Kışa geldiği için de gezdirememiştik arkadaşlar. Havalar soğuk diye. Ama şimdi Tarçın doğum yaparsa onunki yaza geldiği için kesin olarak alırım. Yavrularıyla beraber şöyle bahçede gezeriz. Hava alırız değil mi? O kadar güzel pusetler var ki. Gezdirirken böyle çayımızı kahvemizi koyacağımız yerlere kadar düşünmüşler yani. Bir
bildiğiniz bebek arabasından bile konforlu yapmışlar. Gidelim mi fıstık? Hayır. Arkadaşlar sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Sizce kaç tane bebekleri olacak? Yorumlara bırakın. Hadi gidelim. Geldik. Kaçın hanım geldi. Kaçın hanım. Bize büyük bir sürpriz yapacaksın şimdi, tamam mı? En az 4-5 tane bekliyoruz, tamam mı? 6. 5 yap da ben kazanayım. 4 yap da ben kazanayım. Valla Bilal'e ödül koyacağım. Şimdi girmeden başlayalım bence. Unuttuk biz ödülü. Ben 4. 4 olursa ne istiyorsun? Oyuncak, tamam. Hiç itiraz etmiyorum. 5 olursa tatil istiyorum Taner. Para istiyorum, 3000 lira. Taner zaten başka bir şey istemezdi, evet. Girelim, 6 olmayacağı kesin ya. O yüzden düşürelim demeyeceğim. Tamam. Galiba hamileyiz. Aa. Evet, ultrasona getirdik. Kaç gün oldu ki? 25 gün. Henüz sadece bir tane gördüm ben. Henüz bir tane mi var? Hı-hı. Bir tane gördüktü. Bir tane çıktı ortaya, hadi bakalım. Ay canım ya. Yoksa bir tane mi doğuracaksın? Hayır. Çok bekliyoruz ama senden. Ha? 4 olsun ya. Ya bir tane olursa? Allah. Ben kazandım. Kalacak mı? Kalacak. Çünkü ama siz 6 demediniz mi? Siz nasıl kazanacaksınız? Ben 6 kazanamayacağım. tamam. O zaman en az söyleyen sen olduğun için senin kazanman evet, lazım. Evet. Öyle oluyor Lila. Bak. Bebeği gördün mü? Şunlar değil mi? Şu daire olanlar. Siyah değil mi? Aha. Tamam. Kızım, tamam, yok bir şey. Çok stres oldu çok. Yok anneciğim, bitti, hiç bitti. Stres oldu. Tamam, bir sakinleş. Tamam, bu yavrumuz var demek. Bir 20 gün sonra size bir randevu oluşturalım. Olur. Röntgen çekelim. Röntgende tüm sayıyı alırız. Tamam. Öyle mi? Öyle daha iyi. Zaten sayıyı bilmek önemlidir. Doğumda çünkü daha gelecek mi? Aynen. Hadi. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Aynen. Doğum tamamlandı mı? Onları takip etmek önemli. Tamam. Süper olur. Sarçın. Geçmiş olsun. Anne, ne oluyorsun sen? Tebrikler. Daha önce hiç doğum yaptı mı Tarçın? Yok. İlk olacak. Bir tane olma ihtimali de var. Tabii ki röntgende ortaya çıkar. Evet. Merhaba. Aa, bak yavru kedi. Bizim yavruşlar da böyle olacak işte. Evet, bak 700 gramı da. Anne, bu çok tatlı. Bu British mi? Evet. Bak British, Blue Point herhalde. Evet. Farsmış ismi de. İsmi de Farsmış, ne kadar güzel. Gördün mü lan? Fars. Ay nasıl atıyor, yerim ben seni. Ay ne güzel kedi. Söyle başını okşa da, sahibi içeride. Hayır, daha kaç 2 aylık var. Seninkiler de böyle, aynen 2 aylık. 2 aylıkmış bak Lina, seninkiler de öyle olacak. Ya bu çok tatlı. Sen mi diyorsun? Evet, kalbi nasıl atıyor ama var ya, pıt pıt avucunda çalıyor benim. Ne? Ne bileyim, korkarım ya. Yo, çok güzel kesiyor abla çünkü baksana. Senin gibi kesmiyor, sen keserken tutamıyorum. Ben yapamıyorum ya, yapamıyorum. Teşekkür ederiz. Stres oluyoruz biz ikimiz birden. 20 gün sonra o zaman röntgende görüşelim. Ben buna bir tane hediye yapacağım. Yani hediye bakacağım. Bak çok güzel. İyi hadi bunu da alalım. Bunun ilk hediyesi. Yavrumuzun ilk hediyesi. Kedi pembe ortası. Denk geldi. Demek ki dişi olacak. Evet, sürprizimizi aldık arkadaşlar. Hamileymişiz kesin olarak. Şimdi bir tane görünüyor ama şöyle bir şey var. Daha 25 günlük hamile. Tam net olarak biraz zaman geçmesi gerekiyor. O yüzden 20 gün sonraya detaylı bir röntgen için randevu aldık. Evet. Röntgende tam sayı olarak veriyorlarmış. Bence bir tane olmadığı kesin. 4-5 tane var. Bir de ben bir tanesinin ismini buldum bile. Az önce Minnoş yavru bir kedi gördük ya arkadaşlar, Lina'nın sevdiği. İsmi Pars'tı ve aşırı hoşuma gitti. Bir tanesini aldığımıza kesinlikle erkek Pars koyacağım. Ama dişi olursa koyamıyor muyuz? Olmaz mı? Biz de erkek alırız. İki tane dişimiz var. Bir de erkeğimiz olsun. Kocaman oluyor ya bir de erkekler. Güzel anne, olur. Bence de erkek alalım. Bence de bir tane erkek kedimiz olsun. Şaki gibi. İsmi de Pars olsun. Ay, hadi gidelim. Çok tatlı. Kapıyı açtın. Hadi gidelim. Çok tatlı. Kapıyı açtın. Tarçın'ın bebeğini kutlamak için şimdi iftara dışarı çıktık arkadaşlar. Ay saat o kadar güzel bir oyun alanı var ki. Hadi kalk. Aslında iftara daha çok var ya. Hadi gidelim biraz oyun alanında eğlenelim. Gelin ayı bahane et. Aynen ben oynayacağım. Ne yapayım, zaman geçiriyorum. 10'da 10 yapıyorum şimdi.
6 7 10 Ama 20'de falan oldu herhalde. Şöyle yapalım. 3'te 3 yaparsam hesaplar senden. Tamam. 1 2 ve 3 kaldı. Haydi. 3'te 3 hesapla Kaner'den. Lina'yı bulalım. Gene 3 kağıda bağladım. Hızlı. Hızlı Lina. Yukarıya, tavana değil. Hadi çevir. Kendi kalesine attı Kaner. Boy yetiyor çocuk. Hadi Lina. Geldik. Şimdi ona değişik bir şey almıştık ya böyle. Bu nasıl bir şeymiş? İlk defa görüyorum ya. İnce böyle çubuklar. Evet, versene bakalım. Neyle acaba? Al bakalım. Al anneciğim. Çok kötü baba. İyi ama. Ne bu? Pastırma mı? Ne ya bu? Lezzetli bir şey yazıyor üstünde. Bak bak, senin minnoşana ne aldık bak. Bak anne, bu onun gözü yemekten bir şey görmüyor ki. Bir de hamile ya, şimdi oyun oynamayı da bıraktı. Artık bu yavrularımıza kaldı kesin olarak Lina. O yaş mama yemek istiyor. Gel bakalım, gel. Şey. Evet arkadaşlar, bir sürprizimizi aldık ve sizinle de paylaşmak istedik. Çok yakında 40 gün sonrasında yeni minnoş kedilerimiz geliyor bu eve, inanamıyorum. Bu sefer babasına benzeyen dişi ya da erkek, hangisi ise onu istiyorum. O da değişik bir cins olsun değil mi? Tabii. İki tane Scoot işimiz var yani. O da Blue Point olsun. Ve umarım erkek olur. İsmini de Pars koyacağım. Pars. Kesin olarak. Evet. Pars koyacağım. Aaa! Dorin anneanne oluyor Lina. Dorin'in torunları geliyor. İnanmıyorum. Acaba Tarçın emzirirken nasıl bir şey hissedecek? Kendi de emzirmeye falan kalkar mı ki? Biz hiç bilmiyoruz. İlk defa ikinci bir kedi doğacak yanında. Dorin ne yapacak acaba? Evet, doğurduktan sonra Dorin'in psikolojisi ne olacak acaba? Kediler onu da emmeye gidecek mi? Kedi besleyen bir sürü arkadaşımız vardır burada eminim. Lütfen tecrübesi olanlar yazsınlar. Gerçekten merak ediyoruz. Ona göre biz de bir kendimizi hazırlayalım değil mi Lina? Evet. Evet. Her neyse arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizden de bir sürü yorum bekliyorum bugün bununla ilgili. Hem kaç tane olacak, dişi mi erkek mi, işte diğer kedimiz ne yapacak Tarçın doğurduğunda, hepsiyle ilgili yorumlarınızı bekliyorum ve videomuz için like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Canlarım benim, fıstıklarım benim. Oo.